Evet gençler, en son kuvvetli asit bazların pH, pOH bulunmasını görmüştük. Ama en sonki dersimizi şöyle bir tekrarlayalım. Zayıf ve kuvvetli asit bazlarda pH, pOH nasıl buluyoruz? Öncelikle kuvvetliye bakalım. Şimdi bize verilen soruda bir asidin kuvvetli ya da zayıf olup olmadığını aslında verilen ipuçlarıyla anlıyorduk, değil mi? Nasıl anlıyorduk? Hatırlatma yapalım. Eğer bize soruda Ka ya da Kb veriyorsa ya da soruyorsa zayıf bir asit ya da zayıf bir baz diyordum. Bu birincisiydi. Ya da ne yapıyorduk çocuklar? Bize verilen molarite ile pH, pOH örtüşmüyorsa yine verilen madde zayıftır diyorduk. Mesela biz kuvvetlileri görmüştük. Kuvvetli örneğinden başlayalım bir daha. Birkaç tane verelim. Bize diyor ki 10 üzeri eksi 5 molar HX'in pH'ı kaçtır diyor bize. Çocuklar bize Ka ya da Kb vermemiş, sormamış. Bize bir molarite verip bir pH, pOH da vermemiş, kıyaslatma da yapmamış. O zaman ben bunun kuvvetli olduğunu anlıyorum. Kuvvetlilerde tek yönlü okla açılım yapıyorduk. Bu 10 üzeri eksi 5 molarsa bir kat sayısı, bu da bir kat sayısı, bu da 10 üzeri eksi 5 molardır. Hidrojen 10 üzeri eksi 5 molar, yani pH eksi logaritma hidrojenden, eksi logaritma 10 üzeri eksi 5'ten 5 olarak karşımıza çıkıyordu çocuklar. Ya da örnek 10 üzeri eksi 2 molar XOH'ın pH'ı nedir diyor. Bakın bize bir Ka ya da Kb vermemiş ya da sormamış ya da bir molarite verip pH, pOH örtüşmesini bir irdelememiş. Herhangi bir şey yok. O zaman kuvvetli olduğunu anlıyorum. Tek yönlü okla açılım yapıyorum. Bu 10 üzeri eksi 2. Bunlar da bir kat sayısı aynı şekilde. OH 10 üzeri eksi 2 ise pOH eksi logaritma 10 üzeri eksi 2'den ne olarak çıkıyor karşımıza? 2 olarak çıkıyor çocuklar. pOH 2 ama bize sorulan pH. pH artı pOH 14. O zaman pH ne çıkar? 12 olarak karşımıza çıkar. Bu kuvvetlilerde pH, pOH bulunmasıydı. Şimdi bugün zayıflarda pH, pOH bulunmasına geçeceğiz. Şimdi defterimize yazdığımız bakın bir örnek var çocuklar. Örnek şöyle başlıyor. 10 üzeri eksi 2 molar zayıf HA asidinin pH'ı 5 olduğuna göre diyor. Ka'sını hesaplayınız. Şimdi yanında defteri olmayanlar için ben soruyu yine buraya bir alayım. Şimdi 10 üzeri eksi 2 molar zayıf HA asidinin bir kere soru bana direkt zayıf olduğunu vermiş. Hocam zayıf olduğunu vermeseydi 10 üzeri eksi 2 molar HA asidinin diye başlasaydı bu zayıfı vermedi diyelim. Ben yine de bunun zayıf olduğunu anlardım. Neden anlardım? 10 üzeri eksi 2 moların normalde 10 üzeri eksi 2'nin pH'ının ne olmasını beklersin? 2 olmasını beklersin. Bunun pH'ı kaç? 5. Bak verilen molarite ile pH ne yapmadı çocuklar? Örtüşmedi değil mi? O zaman bunun yine zayıf olduğunu anlıyorum. Hocam ben bunu unuttum. Başka anlayacağım bir şey var mıydı? Evet gene var. Çünkü sana neyi sormuş çocuklar? Ka'yı sormuş sana. Bana Ka ya da Kb soruluyorsa ya da veriliyorsa yine ne demiştik? Bu adam zayıftır demiştik. Peki zayıf olduğunu anladık. Zayıflarda pH, pOH bulunması nasıl olur? Çift yönlü ok ile yani
denge tepkimesi ile çözülür. Şimdi çift yönlü ok ile HA. Çift yönlü okumu açtım. H artı A eksi. Başlangıç molaritemde çocuklar 10 üzeri eksi 2. Değil mi? pH 5 ne demek? pH 5 demek hidrojen molaritesi 10 üzeri eksi 5 demektir. Çünkü 10 üzeri eksi 5'in pH'ı 5'tir. O zaman ben hidrojen yerine 10 üzeri eksi 5 yazıyorum. Bir kat sayısını 10 üzeri eksi 5 dersen bu da bir kat sayısı. Buna da 10 üzeri eksi 5 derim. Bu da bir kat sayısı. Buna da 10 üzeri eksi 5 derim. Bakın denge yapıyorum çocuklar. Başlangıcım 10 üzeri eksi 2 aşağıda. 10 üzeri eksi 5 harcanan var. Şimdi buraya neye geleceğim çocuklar? Artana. Ancak bir farkla. Asit, baz dengelerinde girenlerin harcananı daima ihmal edilir. Asit, baz denge tepkimelerinde girenlerin harcananı daima ihmal edilir. Yani giren bu değil mi çocuklar? Ne yapıyorum bunu? İhmal ediyorum. O zaman 10 üzeri eksi 2 olduğu gibi ne yaptım? Aşağıya aldım. Doğru mu? Peki. Şimdi buradan ne yapacağım çocuklar? Bu bir asit olduğu için Ka değerini hesaplamaya geçiyorum. Ka yani asitlik denge sabiti. Ürünler bölü girenler. Ürünlerde H artının molaritesi çarpı A eksinin molaritesi var bölü girenlerde H A'nın molaritesi var. Şimdi baktığımda çocuklar H artı A bunların ikisi de 10 üzeri eksi 5. Dengede ne yapılırdı? Her zaman girenlerin artan kısmı alınırdı. Yani 10 üzeri eksi 2 olan kısmı aldık. 10 üzeri eksi 10 bölü 10 üzeri eksi 2'den 10 üzeri eksi 8 diyoruz çocuklar. Tamam mıdır gençlik burası? Var mı soruda anlaşılmayan bir şey, kafanıza takılan bir şey? Peki, buna benzer bir soru daha yazalım. Örnek bize diyor ki, 10 üzeri eksi 3 molar zayıf HA asidinin pH'ı 4 olduğuna göre Ka değeri kaçtır diyor. Şimdi 10 üzeri eksi 3'ün normalde pH'ının kaç olmasını bekleriz? 3 olmasını bekleriz. Verilen molarite ile pH ne yapmadı? Örtüşmedi çocuklar. O zaman ben bu adamın zayıf olduğunu anlıyorum. Bir, soru zayıf vermese bile. Ya da bana Ka değerini sormuş yani ne diyebilirim tekrardan? Ka değeri soruluyorsa ya da veriliyorsa zaten ben bunun zayıf olduğunu yine ne yapıyordum biliyordum. Zayıf bir asit olduğu için denge reaksiyonuna göre ne yapıyorum çocuklar? Açılım yapıyorum. Başlangıç 10 üzeri eksi 3. Şimdi pH'ını 4 demiş. pH 4 demek. Hidrojen 10 üzeri eksi 4 molar demektir. Değil mi? Yani bu 10 üzeri eksi 4 molar ise bir kat sayısına, bu da bir kat sayısı. Bu da 10 üzeri eksi 4 molar, bu da bir kat sayısı. Bu da 10 üzeri eksi 4 molar. Her zaman asit baz dengelerinde girenlerin harcananı ihmal edilir dedik. Bunu atıyoruz, ihmal ettik. 10 üzeri eksi 3 olduğu gibi aşağıya aldık. Şimdi Ka hesaplamasında hidrojen çarpı A eksi bölü haşa bunların hepsinin molaritesini alıyorum. Ürünlere baktım. 10 üzeri eksi 4 çarpı 10 üzeri eksi 4. Girenlerin her zaman artan kısmı alınıyordu dengede. 10 üzeri eksi 3. Yani 10 üzeri eksi 8 bölü 10 üzeri eksi 3'ten 10 üzeri eksi 5 Ka değerine ne yaptık çocuklar? Ulaştık. Var mıdır bunda kafamıza takılan herhangi bir şey?
Peki. Şimdi çocuklar, bakın defterimizde bir örneğimiz var. Örnek şu şekilde başlıyor. Ben size bu örneğin devamını da göndereceğim zaten çocuklar. Devam sayfalarını da göndereceğim. Çünkü hepsi yok şu an elinizde. Arka sayfada daha örneğin çünkü devam çözümü var. Bunların da fotoğrafını atacağım dersten sonra. Defterlerinize yazarsınız. Şimdi diyor ki örnek. HCN'nin 25 santigrat derecede asitlik sabiti yani Ka'sı 49 çarpı 10 üzeri eksi 11'miş. 0,1 molar HCN'nin diyor. İyonlaşma yüzdesi kaçtır? Şimdi çocuklar, ben bir kere buradan bana soruda K değeri verildiği için zayıf olduğunu anlıyorum. Demiş ki hidrojen siyanürün 25 derecede asitlik denge sabiti 49 çarpı 10 üzeri eksi 11. Zayıf olduğunu anladım. K değeri verilmiş. 0,1 molar HCN'nin iyonlaşma yüzdesi nedir diyor bize. Şimdi ben bu HCN zayıf olduğu için çift yönlü ok ile açabilirim. Peki, başlangıçta ne almış çocuklar? 0,1 molar almış, değil mi? Bunun eksi x'i harcanırsa artı x oluşur, artı x oluşur. Neden? Çünkü burada ne var çocuklar? Bir katsayısı var. Yine bir, yine bir. Hepsinin katsayıları eşit olduğu için hepsini x dedim. Bunun katsayısı 2 olsaydı buna artı 2x demiş olurdum, değil mi? Peki. Şimdi asit baz dengelerinde her zaman diren harcanana ne yapılır dedik? İhmal edilir dedik. Yani 0,1'i olduğu gibi aşağıya alıyor muyum? Evet alıyorum. Şimdi Ka eşittir. H artı çarpı Cn eksi yani hidrojen molaritesi çarpı siyanür molaritesi bölü HCn yani hidrojen siyanürün molaritesi. Ka değeri kaç verilmiş bize? 49 çarpı 10 üzeri eksi 11 eşittir. Hidrojenim x, siyanürüm x bölü. Hidrojen siyanürüm her zaman dengede. Artanlar alınıyordu. 0,1. Yani buradan ne oldu çocuklar? X kare eşittir. 49 çarpı 10 üzeri eksi 12. X de 7 çarpı 10 üzeri eksi 6 olarak karşıma geldi. Şimdi bu 7 çarpı 10 üzeri eksi 6 değeri hidrojenimin değeri ya da siyanürümün değeri. Ama soru bana bunu sormuyor. Soru diyor ki bana bu 0,1 molar HCN'nin iyonlaşma yüzdesi kaçtır diyor. O zaman ne yapacağım? Diyeceğim ki 0,1 molar HCN'nin bak şimdi 0,1 molar HCN'nin ne kadarı iyonlaştı çocuklar? X kadarı. X ne? 7 çarpı 10 üzeri eksi 6. 7 çarpı 10 üzeri eksi 6'sı iyonlaştıysa yüzde kaçı iyonlaşır diyorum değil mi? Bir doğru orantı kuruyorum. Buradan da ne gelir? 7 çarpı 10 üzeri eksi 3'ü yüzde tabii ki iyonlaşır. Tamam mıdır gençlik? Yani ne yaptım? Bir daha söylüyorum. Eğer soru bana hidrojenin molaritesi kaçtır diye kapatmış olsaydı 7 çarpı 10 üzeri eksi 6 der ve kapatırdık. Ama burada ne yapmamış? Burada kapatmamış bunu. 0,1 molar HCN'nin 7 çarpı 10 üzeri eksi 6'sı iyonlaştı. Yüzde kaçı iyonlaşır diye bir denklem daha kurmam gerekiyor, değil mi? Çünkü soru bana iyonlaşma yüzdesinin kaç olduğunu sormuş. Hidrojen molaritesinin kaç olduğunu sormamış. Tamam mıdır gençlik? Burada var mı bir problem? Peki. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum çocuklar. Tampon çözeltilerle devam ediyoruz. Tampon çözelti ne demektir? Şimdi öncelikle tampona geçmeden önce size bir şey soracağım. Elimde bir miktar asit var. Bu asidin üstüne baz döksem ne olur? pH'ı artar, değil mi? Elimdeki kabın pH'ı artar. Ya da elimde bir baz var. Yani pH yeniden büyük. Bunun üzerine asit dökmeye başlasam, bu bazın üstüne asit döktüğüm için bu kabın başlangıca göre pH'ının azalmasını beklerim. Çünkü asidin pH'ı
7'den küçük. Ama elimdeki bazın pH'ı da 7'den büyük. Yani asidin üstüne baz döktüğümde mantıken pH'ın artmasını beklerim. Bazın üstüne asit döktüğümde mantıken pH'ının azalmasını beklerim. Ancak tampon çözeltiler çok enteresan çocuklar. Asidin üstüne baz ekliyorum ya da bazın üstüne asit ekliyorum. pH'ını önemsenmeyecek kadar düşük oranda değiştiriyor. Yani asit baz eklenmesinde pH değişimine karşı direnç gösteriyor bunlar çocuklar, bu maddeler. Mesela dünyadaki en önemli tamponlardan, en büyük tampon örneklerinden biri kanımız. Şimdi hepimizin kanının bir pH değeri var değil mi? Biz gün içerisinde asitli yiyecekler yiyoruz. Meyve yiyoruz en basite ya da bazik yiyecekler yiyoruz. Biz bu yiyecekleri yediğimiz zaman bizim kanımızın pH'ının hemen değişmesi lazım değil mi? Portakal yediğimde hemen kanımın pH'ının düşmesi lazım o zaman. Ya da işte bir çikolata parçası yediğimde hemen kanımın pH değerinin artması lazımdı. Ama kanımın pH değeri ne olmuyor çocuklar? Değişmiyor. pH değişimine karşı direnç gösteriyor. İşte pH değişimine karşı direnç gösteren çözeltilere biz ne diyoruz? Tampon çözeltiler diyoruz. Tampon çözeltiler iki çeşittir çocuklar. Kimdir bunlar? Tampon çözeltimiz ya asidik tampondur ya da bazik tampondur. Asidik tampon nedir? Zayıf bir asit. Ve bu asidin tuzundan oluşan ikiliye biz asidik tampon diyoruz. Zayıf bir asit. Örneğin ne verelim çocuklar? Asetik asit. Ve bu asidin tuzu. Örneğin bu asit NaOH'la tepkimeye girip sodyum asetat tuzu yapsın. Bakın şu ikili artık asidik tampon örneğini bana veriyor. Değil mi? Bazik tampona baktığımızda zayıf bir baz. Ve bu bazın tuzudur çocuklar. Mesela örnek, zayıf baz deyince hemen aklımıza ilk gelen örnek amonyak oluyor. Amonyak ve bu bazın tuzu. Örneğin amonyak HCl ile tepkimeye girsin ve amonyum klorür tuzunu oluştursun. Hemen hatırlatma olarak şuraya yazayım ne demek istediğimi. Şöyle bir reaksiyon olur değil mi çocuklar? Amonyak HCl ile tepkimeye girerse amonyum klorür tuzu oluşur ile amonyum klor. İşte bunlar da bize verilen bazik tampon örneğidir diyebiliriz. Tamamdır gençlik? Var mı burada bir sıkıntı? Peki. Hocam. Canım. Kanımızda hangi asitle hangi şey var? Hangi tuzu var? Hangi asitle? Hangi bir sürü var tatlım. Kanımızda basit, bir sürü yani bir madde var. Hayır bir tane değil. Kanımız bayağı komplike bir madde tatlım. Bir tamam. Sürü maddenin içerisinde barındırdığı bir sıvı kanımız. Evet. Burada anlaşılmayan bir şey var mı çocuklar? O zaman geçiyorum. Şimdi çok kolay bir şeyler yazacağım buraya. Ben size desem ki çocuklar, şimdi asit bazların tuz oluşturduğunu biliyoruz. Ve bu tuzların asidik bazik karakterleri var. Tuzların asit bazik karakterleri. Ben size desem ki kuvvetli asit ile zayıf baz tepkimeye girerse tuz nasıl bir karakter gösterir desem mantıken ne dersiniz? Kuvvetli asitle zayıf bir baz tepkimeye girdiğinde oluşacak tuz hangi karakteri gösterir? Asidik mi olur, bazik mi olur çocuklar? Kim cevap asidik vermek ister? Evet, aferin Yücel. Asidik karakter gösterir. Kuvvetli baz ile zayıf asit tepkimeye girerse oluşacak tuzun nasıl bir karakter göstermesini bekleriz çocuklar?
Bazik. Bazik, güzel. Bu arada yazdıklarını da okuyorum. Evet. Valla doğru söylüyorsun Yücel'cim. Chatten arkadaşlarını da yazmışsın ya. Devam ediyorum. Şimdi kuvvetli asit ile kuvvetli baz tepkimeye girerse işte burası çok önemli. Çünkü asit baz dengesinde kalan yerleri bununla hep götüreceğiz çocuklar. Bununla yapacağız. Kuvvetli asitle kuvvetli baz tepkimeye girdiğinde oluşan tuzum asidik de olabilir, nötr de olabilir, bazik de olabilir çocuklar. Tamam. Bir daha söylüyorum. Kuvvetli asitle kuvvetli baz tepkimeye girdiğinde oluşan tuzum asidik de olabilir, nötr de olabilir, bazik de olabilir. Şimdi ikisini kuvvetli dedim ama asidin kuvveti daha fazladır. O zaman asidik olur. Bazın kuvveti daha fazladır. O zaman bazik olur. İkisinin de kuvveti eşdeğerdir. O zaman ne derim çocuklar? Nötr derim. Şimdi burada aslında etkenler de devreye girecek. Tesir değerliği gibi. Bunları da zaten yarınki dersimizde göreceğiz. Şimdi çocuklar, buraya kadar olan zaten bugünkü derste yazdım. Bu notları ayrıca göndereceğim. Defter notlarını da zaten yine ayrıca göndereceğim defterlerinize yazmanız için. Buraya kadar kafanıza takılan bir şey var mı? O zaman bugünkü dersimiz bu kadar gençlik. Kafanıza takılan bir şey yoksa yok herhalde. Öpüyorum o zaman sizi. Görüşürüz çocuklar yine, tamam? Görüşürüz hocam, iyi günler. Görüşürüz yavrum, iyi günler.